Sükulentler ve Kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere benim kelle alma yöntemiyle sükulent nasıl yetiştirilir bunu gösteriyor olacağım. Biliyorsunuz bu sükulentim benim sükulentlerimin çiçeklerini kopartırken arkadaşlar şu kısmından, bakın şu kısmından çiçeğini çekince burası koptu. Çünkü sukulentler çok böyle sulu bitkiler, narinler yaprağına dokunduğunuz anda kopabiliyor. Yani koskocaman dalı, kapkalın parmak kalınlığındaki dalı da çiçeğini aslında çok hızlı çekmedim arkadaşlar. Bir önceki videomu izlerseniz çok hızlı çekmediğimi görürsünüz ve buradan koptu. Şimdi arkadaşlar, benim daha önce kelle alma yöntemiyle yetiştirdiğim sukulentlerim vardı. Kelle alma yönteminde sukulentlerinizi kesinlikle şu an koptu, şu şekilde saksıya oturtmuyorsunuz. Eğer bu şekilde saksıya oturtursanız arkadaşlar, şu şekilde, ben mikrop kapmasın diye koymayacağım. Şu şekilde saksıya oturtursanız bu kısımdan mantar kapabilir ve mantar kaptığı için de sukulent ölümleri gerçekleşir. O yüzden ben bunu kurumaya bırakacağım ve bunu kurumaya bıraktıktan sonra bir hafta sonra tekrar size göstereceğim. Ama şu yapraklarını ben almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü sukulentlerimizi ektiğimizde hiç değilse toprağın altına gelecek biçimde şöyle bir kökü olsun. Bu plansız bir kopma olduğu için yani tam yaprak dibinden, çiçeğin bittiği yerden oldu. Ve arkadaşlar, buradan da bir yaprağa düşmüş. O yaprağa ulaşana kadar ben şu şekilde kopartmak istiyorum. Aslında çok sağlıklıydı. Yani ben sukulentleri çok seviyorum ve kesinlikle bir dalının dahi kopmasına kıyamıyorum. Şu şekilde çok sağlıklı bir daldı. Ama diyorum ya, çiçeklerini alırken çiçeğin, sukulent cihazımın bana oynadığı bir oyun oldu. Bakın, hemen kopuyor. Hemen dokunduğunuz anda yaprakları kopuveriyor. Ben bunu da alacağım. Oldu olacak ve ben bunu da alacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Mutlaka bu büyüyecektir. Bu şekilde, bakın. Şu şekilde ben bunu koyacağım. Daha sonra da bunu bu saksıya dikerim. Bunu bu şekilde koyacağım. Köklendikten sonra büyük ihtimalle daha güzel büyüyecektir. Ve arkadaşlar, benim şöyle bu sukulentlerin çiçeklerini aldığımda gördüm ki bir sürü tohumu var. Toz tohum. O kadar incecik küçük tohumları var ki ben şöyle ilk önce bunu bir kenara alayım. Bu şekilde bir yerde bunun durup şu yarasının kuruması gerekiyor bir hafta arkadaşlar. Ondan sonra ekiminin yapılması gerekiyor. Şu şekilde yapraklarım çok sağlıklı. Büyük ihtimalle yakın zamanda çimlenecektir ve yakın zamanda büyüyecektir. Şu anlık ben buna yatırıyorum bunları. Şu anlık buna yatırmamın sebebi arkadaşlar, benim bir tane üretim biyolü alacağım. Üretim biyolünü de sizinle birlikte hazırlayacağım yine. Daha önce bununla alakalı da bir video yapmıştım. Üretim biyolünü birlikte hazırlayacağız ve sukulentlerimizi birlikte yatıracağız. Bakın, bu bunun yaprağıymış, bu kopmuş. Büyük ihtimalle şundan yavru olur. Fakat şundan olmaz. Ama ben öyle kuru kuru çöpe de atmak istemiyorum. Çöpe atmam gerçi, kompost yaparım. Öyle de yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ve ben şu şekilde bunları daha sonra buradan
Alabilirim. Çünkü benim bunu da buraya koyayım arkadaşlar şimdilik. Benim burada da biliyorsunuz daha önce yatırdığım sukulentlerim var. Bunları ben size sonunda göstereceğim. Şu anlık göstermeyeceğim ama arkadaşlar şöyle bakın. Buradan büyümeye başlamış. Bunlar daha çok yeniler. Ama yapraklar o kadar sağlıklı ki çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bakar mısınız? O kadar yapraklarımız sağlıklı ki yapraklarımız sağlıklı olduğu için çok hızlı bir biçimde büyüyor. Sukulent ve kaktüslerde yavru yetiştirmek istiyorsanız arkadaşlar mutlaka sağlıklı yapraklar seçmeye çalışın. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bunlara da bakın bunları ben şu an yeni koydum ve yeni kökledim. Bakar mısınız? Daha sulu. Yani mantar olabilir. O yüzden bakın ben şöyle koydum bunu. O kadar büyük ki yaprak da sığmıyor. Bir tane de şurada kalmış. Onu da koyayım ben de. Ve bunları da yine koyalı 5-6 gün oldu. O 5-6 günde bunların yaraları da kurusun diye arkadaşlar ağız kısımlarını şu şekilde olacak şekilde koydum. Bakın yaraları kurumuş bunların. Yaraları kurumuş ve şu şekilde oradan yaprak çıkartmaya çalışıyorlar. Şurada birkaç tane bakın onlara ben bu yarası kurumuş olanlara normalde suya gerek yok. Bu içlerindeki suyu alacaklar ve bebeklerini büyütecekler arkadaşlar. Ama bakar mısınız şunun şöyle göstereyim ben size. Bakın yavrusu olmuş. Kökünü tutmuş. Şöyle ben yine yerine koyayım. Yani yerinden çıkartınca da çok üzülüyorum, çok pişman oluyorum ama bakın bu da yerini tutmuş. Bebek çıkartmaya başlamış. Ama bunun çimlenmesi yok henüz. Bu uç kısmından bebeğini çıkartmış. Benim bunlara artık bir su vermem gerekiyor. Bunlara da öyle çok dolu dolu bastırarak sulayamayacağıma göre bunların yani böyle çok sakince sulanması gerekiyor. Ben sizlerle bunların sulamasını da yapacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar bu bir haftadır bebeğe yatırılmış sukulentlerim. O yüzden bunların sulanmasında şu anda bir mevzu bahis yok, bir sıkıntı yok. Ben onları şu şekilde arkadaşlar şöyle bakın. Şöyle çok da böyle bakın yerinden oynuyor çünkü. Şöyle göbeğine gelecek şekilde sulamak istiyorum. Çünkü artık yavru vermeye başlamış kimisi ve onları ben düzelteceğim mecburen. Kimisi yavru vermeye başlamış ve yavru verdikleri için de arkadaşlar köklerini tutması gerekiyor. Bakar mısınız? Ta nereye fırlamış? Şöyle bu herhalde daha önce köklendirilmiş oraya konulmuş olması lazım. Öyleydi galiba da diye hatırlıyorum. Ama bakın en ufak su ile bile hepsinin yeri dağıldı. Ben şöyle hepsini sonrasında teker teker düzelteceğim. Teker teker düzelteceğim ve bunlar yavrularını tutmuş olurlar. Büyük ihtimalle. O zaman da daha rahatça sulayacağım. Şu türüm biliyorsunuz çok özel bir türdü. Fakat bu balkondan aşağıya düşmüştü. Ben onu yine de yatırdım. İnşallah büyüyecek gibi duruyor. Arkadaşlar bakın şu sukulentimde de buraya da bir sukulent türü gelmiş. Şu sukulentimde de arkadaşlar yerini tutmuş, yaprağını tutmuş fakat kökleri açıkta kalmış. Onu ben almışım. Şöyle köklerine ben
birazcık toprak koymak istedim. Biraz kompost toprak koymak istedim. Çünkü kökleri açıkta kalırsa güneşte değil, gölgedeler bunlar ama bol güneş gün ışığı alıyorlar. Güneş ışığı almıyorlar, gün ışığı alıyorlar. Ben onları şöyle hafif de sulayacağım ve o kökünü tutsun. Ondan sonra büyük ihtimalle bir hafta sonra yine bunlara su veririm. Bu kadar yeterli. Çok daha fazlasına gerek yok. Çünkü sukulentler kendi vücutlarındaki, gövdelerindeki, yapraklarındaki suyu kullanıyor arkadaşlar. Bir de ben şöyle kaktüs de ekmiştim arkadaşlar. Şöyle. Kaktüslerim biraz büyümüş. Çok minik diler. Ben buna ektiğimde biraz büyümüş. Bunu da sulayacağım. Ondan sonra bunları zaman zaman size böyle video aralarında göstereceğim arkadaşlar. Özellikle bunun için bir video yapıp koymayacağım. Zaman zaman göstereceğim. Daha sonra bunları tanzim ettiğimde size göstereceğim inşallah. Yani çünkü bu sukulent işi hem çok güzel bir iş hem de hiç beklemediğiniz anda bir durum gelişebiliyor. Örneğin şu dalımın kırılıp benim size kökten yani kelle alma yöntemiyle sukulentin nasıl yetiştirileceğini gösterecek olmam gibi. Yani buna ben hani ben hiç aklımda öyle bir şey yoktu. Yani mecbur kaldım gibi bir şey oldu. Bunlarda da yatırma yöntemiyle ama benim usulüm şu şekilde. Büyük bir saksıya yapraklarımı yatırırım. Ondan sonra sukulentlerim oradan benim ürer. Benim yöntemim böyle arkadaşlar. Doğrudur demiyorum ama benimkisi bu. Ben hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.